Şey sormak istiyorum. Bana gerçekten hani çok sorular geliyor. Vitiligo hakkında ya bir şey yapabiliyor muyuz? Ya da bunun tedavisi Vitiligo. var mı? Evet. Süreç uzun mudur? Vitiligo ile ilgili. Buyurun. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun. Ben İbrahim Bey'le görüşecektim Buyurun. ama. Buyurun. Benim de biraz önce bir hanımefendi anlatmıştı da benim de oğlanımda da vardı, o yüzden bir bilgi Nedir? almak için. Nedir rahatsızlık? Rahatsızlık nedir? Kaşıntı mı? Onda yok, mantar var, mantar dediler Mantar. ama Mantar var evet. hocam. Mantar. Ankara'ya gitti. Geçen yine yaktırdı falan, bir şeyler yaptı, geldi. Geçer Mantar demişler ama. derken ciltte mi mantar? Buyur. Yok. Ciltinde mi? Kasıkta mı? Evet. Kolt kasında mı? Cinsel organ yerinde, yani Cinsel şeyinde. organda hocam. Ha tamam, bakayım. Hocam ne yapıyorsunuz? Şimdi kasıkta koltuk altında mantara, kaşıntıya karşı kaşıntı önleyicidir ozon yağı. Fakat bağırsaklardan kaynaklandığı için iksir, aloe vera jel. Şimdi burada çok önemli bir bitki var. Laden gülü. Laden gülümüz kuruduğu için sadece sapı kaldı. Şimdi bununla ilgili yapılan klinik araştırmada Almanya'nın Saarland eyaletinden Profesör Doktor Günte Wiese 95 atopik ekzeması olan kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekzema bu. Evet. Besin alerjisinden, besinden dolayı ortaya çıkar. Kaşınır, kaşınır, kaşınır. Hocam stresten yara çıkmıyor olur. Mu? Stresdeki her türlü cilt hastalığı, alerjik hastalığı bağırsaktaki mantardan kaynaklanır. İnsanların herkeste stres, stressiz insan mı var? O Onu zaman herkes kaçınması değil mi? lazım. Tetikliyor ama değil mi yani sedefe? Tetikleyici faktör. Evet. Eğer stresten olsa burada herkesin kaçınması lazım. Stressiz insan mı var? Stressiz kim var? Stressiz insanlar mezardadır. Stressiz insan yok. Mezarda. Onlar da stresi yok. Onların da vardır hocam. Yaşayan her insanın stres olur. Olmaz. Stressiz olursa zaten hayat olmaz. Stres herkeste var. Şimdi bu laden gülü ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda atopik ekzemaya karşı en etkili bitki. Türkiye'de yetişiyor. Almanlar bunun ilacını yapıyor. Durun bakayım ben de yaparım dedim. Almanların üretmiş olduğu kapsülden daha etkilisini ürettik. Laden gülü forte. Bu atopik ekzemaya karşı bağırsakları temizler, aratır. Elhamdülillah Türkiye'de de yeni küçük çaplı bir araştırma yapıldı. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de yapmış olduğu klinik araştırmasında laden gülünün gastrite, ülsere iyi geldiği belgelendi. Onlar da böyle bir çalışma yaptılar. Laden gülü. Evet hocam. Evet. Şimdi bu da Hamamelis virginiana. Bu da cadı fındığı. Fındığa benzer. Hı hı. Fakat meyvesi yenmez. Cadı fındığının yaprak ve kabuğunu elde edilir. Bu da bebeklerdeki pişik, çocuklarda, bebeklerde, kasıklarında, genital bölgelerinde küçük bebeklerin kaşıntı olur. Hı hı. Aler mantardan dolayı. Evet hocam, bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim, buyurun. Efendim, benim çocuğum vücutunda böyle bir kabarcık oldu. Kaç yaşında? 16 yaşında. Evet. Böyle su dökülür yanar ya, aynı şekilde oldu. Nefes aldığında batıyor. İksir, aloe vera jel, laden gülü forte, sinilot forte. Kaşıntıyı önlemek için de uzun yağ kullandığı zaman ne zamandır var rahatsızlık takriben? 4-5 gündür hocam. 4-5 aydır. Yok, 4-5 gün. 4-5 gündür. Ha, o evet evet. Böyle kabarıp geçiyor yok, mu? Yok, 4-5 gündür. Kabarıyor, geçiyor mu yoksa kalıcı mı? Kalıcı mı, geçici mi bu kabarmalar? Ya yeni işte 4-5 gündür çocuğu da öyle olmuştu. Okulda okuyor, geri geldi. Doktora göndermişler. Ya kurdeşen mi, besin alerjisi mi? Onu bilmek istiyorum. Besin alerjisi mi, kurdeşen mi? Kuruna gürtüker mi? Hangi tür alerji? Doktor bir şey söylememiş hocam. Doktor bir krem yazmış, krem vermiş. Kremi sürtüyoruz, o da kortizonlu, gitmiyor yani 3-4 kremlerin gündür. Yan tesiri çok büyük. Kortizonlu, o nedenle
Kortizon mu değil mi bilmem lazım. Çünkü yan tesiri çok büyük. Kortizon kullandığı zaman O zaman hocam rejiden arkadaşlar da yardımcı olsunlar.